Mutlu günler sayın seyirciler. Antalya haberlerinin doğru adresine Kanal V ana habere hepiniz hoş geldiniz. Ana haber öncesinde şimdi özetler. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi gerçekleştirildi. Kanal V ekranlarından da canlı yayınlanan zirvede hangi konular ele alındı? Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yerel seçimlerin ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Semih Esen toplantıda başkanların rozetinin ne anlama geldiğini açıkladı. Okullar kapandı, anne ve babalar da sınıfını başarıyla geçen çocuklarını gezilere götürmeye başladı. Bu yerlerden birisi de Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesi oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama sesinin yankılandığı alanda büyük panik yaşandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali yapan bir tur otobüsü motosikletli bir gence çarptı. Yapılan ihmal 22 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Ana haber başlıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi'nde kentin sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri tartışıldı. Zirveye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Merkez İlçe Belediye Başkanları ve vekilleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. STK temsilcilerinin beklentilerinin aktardığı programda belediye başkanları ise neler yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Kanal V'den canlı yayınlanan Ortak Akıllı Hareket temalı programda kent yaşamına dair her şey soruldu ve cevaplandırıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 5 yılda bir düzenlenen İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Programa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Muratpaşa ve Konyaaltı Belediye Başkan Vekilleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kentin ekonomide ve diğer alanlarda başarılı olması için yerel yönetimlerin de çok güçlü olması gerekiyor. Antalya gibi büyük bir turizm bölgesinde belediyelerin güçlü olması çok daha önemlidir. Güçlü belediyelerin yanında güçlü bir sivil toplum olmalı ve ortak akıl ile kent birliklerini sağlamalıyız. ATSO Başkanı Davut Çetin'in kentin yıllardır süren sorunlarına değindiği konuşmasının ardından başkanlar sahneye geçti ve kürsüye çıkan sivil toplum kuruluşlarının taleplerini dinledi. Balbey projesi, Haşim İşcan ve kale içi bütüncül olarak profesyoneller tarafından yeniden değerlendirilmelidir. Kentin tüm kaynaklarının, doğal kaynaklar, insan sermaye, teknoloji gibi önceliklerine göre akılcı bir şekilde kentlerin refahını arttıracak şekilde harekete geçirilmesi. Daha 1800'lerde İtalya Torino'da kentsel renk planları yapılmış. Biz de bugün kentimizde, onun daha ötesinde renk, doku, malzeme, bitki örtüsü, aydınlatma ve hatta ses unsurları içeren bir plan yapılmasını arzu ediyoruz. Sahile yakın derelerin mutlak surette ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerekir. Çünkü burası sinek ve haşerelerin hızlı bir şekilde oluşmasına neden oluyor. Belediyelerde 3 haneli bir telefon hattı kurularak aile içi şiddete maruz kalan bireylere 7/24 bir psikologla acil yardım hizmeti sağlanması. Belediye başkanları olarak çok değerli kreş çalışmaları yaptınız ama daha fazlasını istiyoruz. Bizim yerel yönetimlerden beklentilerimiz Antalya'mızdaki tarımsal alanların Tarım 4.0 projesiyle birlikte dikey tarıma elverişlerle getirilecek Ar-Ge çalışmalarının yapılması. Biz şehirde kent kültürünün haricinde deniz kültürünün aşılanması gerektiğine inanıyoruz çocuklara. Ekonomi, eğitim, sağlık, spor, kent kültürü ve ulaşım gibi birçok talebin ardından başkanlar kürsüye çıktı. Milattan önce 5. yüzyılda yapılmış bir perge var. Pergeye bakıldığı zaman gezenler bilir, kanalizasyon var. Ama bizim Aksu'da kanalizasyon imar olmamasından dolayı yıllarca bekliyordu. İmarını bitirdiğimiz yerlerde başlatmış oldu geçmiş dönemde. Ama bu dönemde de inşallah ikinci dönemini toparlayıp Expo
Yaman Sazı arasındaki ana arteri zaten hazırlamıştık. Oraya bağlarız diyorum ben. Muhittin Başkanımızla yüz yüze gelip de konuyu görüşmedik ama buradan Aksu halkının özellikle bunun talebini istediğini, iletmemizi istediğini hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki 5 yılda konu başlıkları itibariyle kentsel, kırsal ve sosyal projeler olmak üzere 50'ye yakın vizyon projemizle ilçemize kazandırmak için gayret ve çaba göstereceğiz. Tüm kent dinamikleri ama tüm kent dinamiklerinin belediyemizde tüm çalışmalara gönül rahatlığında katılabileceğine inanıyorum. Hep birlikte bir şeyler üreteceksek projeyi hep birlikte üretelim. Sorumlulukları hep birlikte alalım. Biz bu sorumluluğu almaya hazırız. Yaşadığımız bu coğrafya geçmişte değişik kültür ve topluluklardan gelmiş, insanların barış içinde mutlu yaşadığı yer anlamına gelen Pamfilya olarak biliniyordu. Biz Muratpaşa Belediyesi olarak bu Pamfilya ruhunu kentimizde yaşatmaya ve daha da geliştirmeye olan inancımızla çalışmalara devam edeceğiz. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal ve uluslararası olacak. Hem yerelde hem genelde gereğini yapacağız. Tüm ilçeleri kapsayan Atuksu Arıtma Master Planı'nı gerçekleştireceğiz. Konuşmaların ardından başkanlar katılımcıların sorularını yanıtladı. Biz toplu iş yerleriyle ilgili birkaç tane meslek komitesi bizimle irtibata geçti. Maalesef bulduğumuz yerleri o arkadaşlarımızın beğenmemesi neticesinde de toplu iş yerleri de yapamadık. Yani bu konuyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Toplu iş yerleriyle ilgili bize müracaat etmek isteyen arkadaşlarımız varsa müracaatlarını bekleriz. Aynı heyecanla, sizin taşıdığınız aynı heyecanla biz de arkadaşlarımıza yardımcı olmak, bölgemize toplu iş yerleri kazandırmak konusunda bir gayretin içerisinde olduğumuzu da bilmenizi isteriz. Şu anda da birkaç tane meslek grubuyla temasımız bilginiz dahilindedir, devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yerel seçimlerin ardından ilk kez basın mensuplarıyla bugün bir araya geldi. Olumlu ve olumsuz eleştirilere her zaman açık olduklarını belirterek medyanın önemine dikkat çeken Başkan Esen, önce başkanların rozetlerinin ne anlama geldiğini anlattı, ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Konyaaltı Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Esen yaptığı konuşmada medyanın önemine dikkat çekti. Millet adına kural koyan, yasama yapan, yasama meclisinin çok güçlü olması lazım. Yasama meclisinin güçsüz olduğu bir yerde asla demokrasiden, ideal demokrasiden, gelişmiş demokrasiden, ileri demokrasiden söz edilemez. Bunları saydıktan sonra aslında dört unsur var, hepsini saymayayım. Ve beşinci unsur olarak da medya. Tüm bunların vatandaşın haber alma hakkının doğru bir şekilde, eşit bir şekilde, tarafsız bir şekilde yerine getirilmesiyle mümkün. Çünkü artık bizler küçük birer site devletinde yaşamıyoruz. Bugün Antalya 2,5 milyon nüfuslu bir kent. İstanbul 16 milyon nüfuslu bir kent. Kimin toplum için ne yaptığı, kimin toplum için ne yapmadığı, nerede hangi olayın gerçekleştiği, nerede hangi gelişmenin olduğu insanlara basın aracılığıyla ulaştırılıyor. Belediye başkanının parti ayrımı gözetmek sizin hizmet etmesi gerektiğini altını çizen Başkan Esen, belediye başkanlarının rozet takmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Her zaman söylenen bir söz vardır. Belediye başkanları rozetsiz olur diye. Belediye başkanları elbette rozetsiz olurlar. Belediye başkanları elbette görevlerini yaparken siyasi düşüncelerini ve ideolojik yapılarını hizmetlerine yansıtmazlar. Rozetsizliğin birinci gereği halkın vergileriyle oluşmuş olan o bütçeyle temel belediyecilik hizmetlerini vatandaşa götürürken asla ve asla sözde değil, özde. Asla ve asla hiçbir etnik aidiyet, hiçbir siyasi kimlik, hiçbir inanç veya başkaca hiçbir ayrımı gözetmemek gibi bir yükümlülüktür. Başkan Esen'in gazetecilerden bir de ricası vardı. Hiçbir şeyin tek başına olmadığı gibi
gerek kurumları yönetmek, gerek toplumlara hizmet etmek de asla ve kata tek başına yapılabilecek bir şey değil. Sadece belediye çalışanlarıyla, belediye bürokratlarıyla, belediye başkanıyla yapılabilecek bir şey de değil. Bunda sizin çok büyük katkınız olacağını biliyorum. Ben bu katkıyı ne benden ne de diğer hangi parti olursa olsun tüm seçilmişlerden lütfen esirgemeyin istiyorum. Ve biz sizi okuduğumuz zaman hakikaten uyarı alalım. Şurada yanlış yapmışız. Gazeteciler burada bizi uyarıyor diyelim. Veyahut da şunu doğru yapmışız. Bunu biraz daha tekrarlayalım diyelim. Sizlerden talebim, isteğim budur. Ben gerek birey gerekse de temsil ettiğim kurum adına basın özgürlüğünün ve gazetecilerin her türlü baskıdan uzak tutulmasının gereğini elimden geldiğince yerine getireceğim. Umarız demokrasimiz yol alır. Umarız demokrasimiz istediğimiz, özlediğimiz ideal standartlara ulaşır. Başkan Esen konuşma sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmadı. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Belediye başkanlarının bu haberinden yine belediye bağlantılı bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Antalya'da işgal ettiği arsayı sahiplerine bırakmak istemeyen adam yıkım sırasında işçilerin üzerine kamyonet sürdü. Olayda kamyonetin çarptığı ikisi hafif 3 kişi yaralanırken araziyi işgal eden adamla birlikte eşi ve çocukları olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Yıllarca araziyi izinsiz kullandı, yıkım için gelen ekibi kamyonetle ezmeye çalıştı. Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulvar üzerinde bulunan bir arazide meydana geldi. Alihan T. hazine arazisi olan yere bir süre önce yerleşti ve ailesiyle birlikte çadır hayatı yaşamaya başladı. Bölgenin 4 yıl önce yapılan ihaleyle sahip değiştirmesinin ardındansa bugün bölgede yıkım kararı alındı. 30 sene önce burası boşmuş zaten. Bir şekilde o zamanlar varsak tabii gelişmemiş. Bir şekilde buraya yerleştikleri için de burayı sahiplenmişler. İşte biz buraya yerleştik, o zaman bizimdir mantığıyla. Gecekondu, çadır, bu şekilde burayı bir ticarete hem ticaret yapıp hem de burada konaklama şeklinde yıllardır burayı işgal etmişler. Arazide mahkeme kararıyla bu sabah saatlerinde polis eşliğinde yıkım başlatıldı. Alihan T. ve ailesi arsanın elinden gitmesine tepki göstermeye başladı. Yıkım sırasında sinir krizi geçiren Alihan T. iddiaya göre yıkımı gerçekleştiren işçilerin üzerine kamyonetini sürdü. Israrla bizden bir maddi beklentiler içerisinde girdi. İşte ben size bu 10 milyonluk yerinizi size kullandırmam, bir şekilde bana mali bir şeyler vereceksiniz yoksa çıkmam diye. Yani sahiplendi burayı. Biz en sonunda yıkım kararı aldırdık ve bugün polis nezaretinde bir yıkım oluştu. En son gördüğünüz kendi aracıyla 3 kişinin üzerine aracı sürdü. İkisi zaten ambulansla götürüldü, yaralandı. Olay sonrası 3 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada bölgede olan polis havaya ateş ettiği sırada Alihan T'nin eşi Nazmiye T polisin elinden silahı almaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Alihan T ve polise mukavemet gösteren eşi Nazmiye T ile çocukları Nebat ve Abdülvahap T'yi gözaltına aldı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaşanan gerilimin ardından polis gözetiminde işgalci ailenin eşyaları araziden çıkarıldı ve yıkım gerçekleştirildi. Bu gerginliğin ardından şimdi biraz gevşeyelim. Şimdi sizi biraz geçmişe, yaşanmışlıklara götüreceğiz. Malum okullar kapandı. Anne babalar da sınıfını başarıyla geçen çocuklarına değişik karne hediyeleri verdi. Bu hediyelerden birisi de Kepez ilçesindeki Anadolu Oyuncak Müzesi oldu. Haziran ayının sonuna kadar çocukların ücretsiz gezebilme imkanı bulduğu bu müzede bu yaz ziyaretçi rekorunun kırılması bekleniyor. 13 bin oyuncak ve eser Kepez Dokuma'da. Anadolu Oyuncak Müzesi Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eski oyuncakları görüyoruz böyle. Bir sürü eski oyuncakları görüyoruz çeşit çeşit. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Peki burayı nasıl buldun? Çok iyi buldum. İstedin mi benim de böyle oyuncaklarım olsaydı diye? Evet. Çağırıyor musun arkadaşlarını da?
Benim bir arkadaşım var, adı Zeynep, ona söyleyeceğim. Ne diyeceksin burayı anlatırken ona? Oyuncak müzesi var bir tane. Orada çok güzel eğleniyorsun. Eski oyuncaklar var, mutlaka gitmesin diyeceğim. Bebeklerden arabalara, kitaplardan trenlere kadar binlerce oyuncak Anadolu Oyuncak Müzesi'nde siz çocukları bekliyor. Bu yaz tatilinde karnenizi alıp gelenlere Oyuncak Müzesi ücretsiz hizmet veriyor. Bu müjdeyi paylaşan müze müdürü Emrah Ünlüsoy, müzenin Haziran ayının sonuna kadar ücretsiz olduğunu söyledi. Haziran ayı sonuna kadar karnesiyle gelen bütün miniklerimizde oyuncak müzemiz ücretsiz. Burada geldiklerinde çeşitli aktivitelere katılıp etkinliklerde eğlenebilecekler. Hem öğrendikleri bir müze hem de aktivitelerle eğlendikleri bir müze burada. Onları bekliyor. Biz şehir dışından geliyoruz. Özellikle çocuklara karne hediyesi olarak Antalya'ya geldik. İyi ki de gelmişiz. Çünkü çok güzel oyuncaklar var. Yani 1800'lü yıllardan, 1900'lü yıllardan. Hatta zaman zaman kendi çocukluğumuzdan oyuncaklar var. Çocuklarımın da bu değerleri görüp tanımalarını ve ileride çocuklarına anlatmalarını istiyorum. Onun için bugün buradayız. Ünlüsoy yaz dönemi süresince rekor seviyede ziyaretçi beklediklerini de işaret etti. Müzemizin ilk yılında 514 bin ziyaretçiyi aşmıştık, 500 000 ziyaretçi. Bu bir Türkiye rekoruydu. Yaz boyunca bu kalabalığı, bu mutluluğu artacağını ve minimum yine 200 binin üstünde bir ziyaretçi geleceğini sadece yaz tatilinde hesaplamalarımız bize gösteriyor. Tabii bu sayı artarsa daha mutlu oluruz. Adı oyuncak ama sadece çocuklara yönelik değil, büyükler de gidebilir sayın seyirciler. Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle vatandaşlar sahilleri doldururken denize gidemeyen çocukların serinlemek için yaptıkları yürekleri ağza getirdi. Yasak olmasına rağmen DSİ kanalına atlayan çocuklar daha sonra tehlikeli bir şekilde kanaldan da çıkmaya çalışıyor. Serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe saydı. Turizmin başkenti Antalya'da yüksek nemle birlikte hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Nemden bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin adresi sahiller oldu. Okulların kapanmasıyla tatil dönemine giren ve denize gidemeyen çocuklarsa sulama kanallarında serinledi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına atlayan çocuklar derinliği az ancak debisi fazla olan kanalda kendi imkanlarıyla yüzdü. Çok gitme lan. Tehlikeye aldırmadan kanalda sürüklenen çocuklar sulama motorlarının hortumlarına tutunarak yukarı çıktı. Abi denize uzak olduğu için biz de kendi mahallemize yüzüyoruz, eğleniyoruz parkımıza, kendi kültürümüze. Tehlikeli abi. Şimdi yosunlar olduğu için birazcık tehlikeli oluyor ama su çok güzel. Yaptıklarının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında bile olmayan çocuklar şans eseri yaralanmadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bot turuna çıkan genç Boğaz mevkinde tekneden ırmağa atlayıp yüzerken boğuldu. Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni sahil güvenlik dalış timi tarafından 3 saatlik çalışma sonucu bulunabildi. Yüzmek için atladığı ırmaktan cesedi çıktı. Üzücü olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Turizm sektöründe çalışan 35 yaşındaki Hasan Kaya, annesi ve kardeşiyle birlikte Manavgat Irmağı'nda bot turuna çıktı. Boğaz mevkiinde denize giren Kaya, yüzmek için tekneden ırmağa atladı. Talihsiz genç, ırmağa atladıktan bir süre sonra kayboldu. Ailenin durumu bildirmesiyle sahil güvenlik arama çalışması başlattı. Gencin denize sürüklenmesi ihtimaline karşı çalışmalara helikopterle havadan destek verildi. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt arama çalışmalarını yerinde takip ederken gencin yakınlarını da teselli etmeye çalıştı. Anne, anne. Gencin cansız bedeni 3 saatin ardından tekneden atladığı yerin yakınında bulunarak sahile çıkarıldı. Hasan Kaya'nın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları 14. yılına özel sergisi ASMEK'le Sanatsal Yolculuk Cam Piramit Sergi Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı bugün. Kursiyerlerin yıl boyunca özenle ortaya çıkardıkları eserlerin yer aldığı muhteşem sergi büyük beğeni topladı. Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, ASMEK'le Sanatsal Yolculuk sloganıyla Cam Piramit Sergi Salonu'nda kapılarını açtı. Her yıl büyük bir merakla beklenen özel tasarımların yer aldığı ve bu yıl 14.sü gerçekleşen sergide el emeği göz nuru ürünler ziyaretçileriyle buluştu. Serginin açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Civaldaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Okan Yavuz, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çok büyük bir faaliyettir esasında. Merkezdeki ilçelerimizde 16 ilçeler, diğer ilçelerimizde de 15 tane ASMEK Merkezi ile birlikte bu faaliyetleri yürütüyoruz. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gelip açılışa katılamadı. Sizlere de selamları ve saygıları var. Bu yıl sonu el sanatları sergisinde yıl boyunca yapılan faaliyetlerin neticelerini, mahsullerini hep birlikte göreceğiz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda önce yıl boyunca tekstil atölyelerinde hazırlanan özel tasarım kıyafetlerinin defilesi, ardından da modern dans gösterileri düzenlendi. 7 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak sergide tiyatro, bağlama ve halk oyunları gösterileri de düzenlenecek. Isparta'da sağanak yağmur kenti adeta esir aldı. Yağış nedeniyle şehir merkezindeki bazı yollarda göletler halinde su birikintileri oluşturulurken yapımı süren Burdur-Isparta dağ yolunda heyelan meydana geldi. Yağmur bir anda bastırdı, yollar göle döndü. Vatandaşlar da yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Isparta'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollardaki araçlar güçlükle ilerlerken trafikteki yoğunluk uzun kuyruklar oluşturdu. Kepçeler çalışıyor, bütün araçlar kaldık. Hayırlı olsun. Burdur-Isparta dağ yolunda yapımı devam eden yeni yolda ise yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Isparta merkeze bağlı Deregümrü köyünde de yağış sonrası biriken sular sele dönüşerek köy yolundan aktı. Yaşamak lazım ha? Köyde bulunan vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Şimdi bir babanın yakarışını getireceğiz ekranlarınıza. 3 yaşındaki oğlunun eski eşi ve birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından darp edildiğini sosyal medya üzerinden öğrenen baba Murat Tuncay neye uğradığını şaşırdı. Olayın ardından sığınma evine gönderilen oğlunun velayet için dava süreci başlatan baba Tuncay, gözaltına alınıp serbest bırakılan eski eşi ve erkek arkadaşının da cezalandırılmasını istedi. Antalya'da oturan Murat Tuncay, Muğla'nın Datça ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişinin fiziksel şiddetine uğrayan ve bu nedenle çocuk sığınma evine gönderilen 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava süreci başlattı. Çocuğumu gördüğümde çocuğum çok zayıflamıştı. Gözlerinde morluklar vardı görünen yerlerinde. Yani o buluşmayı anlatamam. O çocuğun babacığım gelmiş dediğinde ben dayanamadım. Yani istedim orada, dedi şu an veremeyiz. O yüzden hani... Zaten kısa bir görüşme oldu. Yaklaşık bir 7 dakika kadar ben çocuğumla görüşebildim. Onunla ilgili de ben velayet davamı açtım. Çocuğumu Allah nasip ederse alacağım. Baba Tuncay, eski eşi ve birlikte yaşadığı kişinin cezalandırılmasını istedi. O çocuğumun o hali beni çok üzüyor. Benim sizden de ricam, çocuğumun bana verilmesi için karşı taraftaki darp edilen kişinin de cezalandırılmasını istiyorum. Bu şekilde elini kolunu sallayarak geziyor şu an. Tutuksuz yargılanıyor. Böyle bir şey olamaz. 3 yaşındaki çocuktan bir insan ne isteyebilir? Kendini savunamayan bir çocuktan. Bu çocuk benim de yine söylüyorum. Gördüğünüz gibi her yeri çocuk. Bu çocuk benim çocuğum olmayabilirdi. 6 gün önce Muğla'nın Datça ilçesinde 3 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen annesi AK ile erkek arkadaşı Edi, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. BT ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk sığınma evinde koruma altına alınmıştı.
Büyü yaptırma meselesi yüzünden iş arkadaşıyla tartıştığı için işten atıldığı iddia edilen 29 yaşındaki genç bunalıma girdi ve önce tartıştığı iş arkadaşını bıçakladı, ardından da av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Özel harekat polislerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı genç, annen çok üzülür sözüyle intihardan vazgeçti. İşten atılan genç önce arkadaşını bıçakladı, ardından da av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Tayfun Y. iddiaya göre mesai arkadaşıyla tartışınca işten çıkarıldı. Bunalıma giren genç ilk önce büyü yaptırma meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen iş arkadaşını bıçakladı. Ardından iş yerinin arka sokağında eline aldığı av tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu. Bilmiyoruz ne olduğunu, biz sonradan bağırtıya vardık. Orada vardık, birini bıçaklamış. Artık aralarında ne dava var bilmiyoruz. Ama bir cin min davasından bahsedildi. Bize büyü yaptılar, cin çektirdiler, şunu şunu ettiler dedi. Orada bıçaklamış, kaçtı gitti. Ondan sonra bisiklete aldı, bisikletine gitti, geri geldi, tüfek aldı geldi. Burada bayağı bir ikna etmeye uğraştım, edemedim. Ondan sonra polis arkadaşlar geldi. İhbarla olay yerine gelen polisler, Tayfun Y'nin silahlı olması ve ikna olmaması nedeniyle destek istedi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edilirken, müzakereci olan bir özel harekat polisi Tayfun Y'yi ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Genç, müzakereci polisin yardım sözü ve annen çok üzülür sözleri üzerine bir saatin sonunda ikna edildi. Elinden tüfeği alınan Tayfun Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Tayfun Y polis aracına götürülürken elindeki su şişesini gazetecilerin üzerine fırlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tankerden depoya akaryakıt nakli sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Çevrede hasara yol açmayan patlamada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Polis ikinci bir patlama ihtimaline karşı bölgeyi boşaltıp çevrede güvenlik önlem aldı. Benzin istasyonunda korkutan anlar yaşandı. Olay Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun akaryakıt depolama kısmında tankerden aktarım sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. İstasyonda büyük bir hasara yol açmayan patlamanın çıkardığı sesi paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın gerçekleştiği alanda soğutma yaparken, polis ekipleri de ikinci bir patlamanın yaşanma ihtimaline karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Patlamada hafif şekilde yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve içinde turistlerin bulunduğu tur otobüsü motosiklete çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Ölen gencin cesedinin yanındaki ekmek ise öfkeli kalabalığı daha da sinirlendirdi. Olayı gören ve her yıl aynı yerde 5-6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten vatandaşlar bir süre yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın devreye girmesiyle yol kısa süre sonra trafiğe açıldı. Işık ihlali yaptığı motosikletli genci hayattan kopardı. Kaza dün akşam saatlerinde Antalya Manavgat D400 karayolu Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Manavgat ve Alanya bölgesindeki otellere götüren Mehmet K. idaresindeki tur otobüsü Ilıca Kumköy kavşağında Orkun Karadeniz'in kullandığı motosiklete çarptı. Tur otobüsü önüne aldığı motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklerken motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Orkun Karadeniz otobüsün tekerlekleri altında kalarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün evine götürdüğü ekmekse cesedinin yanına saçıldı. Yeşil ışık yandı. Biz Kumköy istikametinden geçiyorduk. Kırmızı ışıkta tur otobüsü durmadı. Arkadaş altına aldı, ezdi. Talihsiz gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalık tur otobüsü sürücüsüne tepki gösterdi. Adamın ekmeği yanına
burada diyor. Ekmeği yapılsın tabii ya. Yani bu adamların gayesi kimseyi geçirmemek değil. Bir süre D-400 karayolunu trafiğe kapatan kalabalık, tur otobüslerine sıkı denetim getirilmesini, yolda tam anlamıyla canavara dönüştüklerini, ayrıca kaza olduğu noktaya köprülü kavşak yapılmasını istedi. Başkasına da yardım edelim ya. Aç yolu, aç yolu. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otobüs şoförü Mehmet K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat otobüste bekleyen turistler, ifadelerine başvurulmak üzere kaza yapan otobüsle jandarma karakoluna götürüldü. Antalya'nın Kemer ilçesinde önündeki elektrikli bisiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin sürücüsü emniyet kemeri takılı olmadığı için başından yaralanırken kaza yerinden elektrikli bisikletle uzaklaşmaya çalışan Özbek turist ayağını kırdı. Çok fazla hareket etmedi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki kişi yaralandı. Kaza Merkez Mahallesi ile Kiriş Mahallesi'ni bağlayan Mustafa Ertuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş başındaki virajda önündeki elektrikli bisiklete çarpmamak için direksiyonu kıran Emin Çay İdaresi'ndeki otomobille karşı yönden gelen Turgut Y İdaresi'ndeki otomobil çarpıştı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen sürücü Turgut Y başından yaralandı. Ağırlaştım ama karşı tarafta hızlı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, 112 acil servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Emin Çay, yokuşun başına geldiği sırada aniden önüne çıkan elektrikli bisikletlere çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Olayı gördüğünü belirten Eşref Doğan isimli vatandaşsa kazanın Emin Çay'ın elektrikli bisikletleri hatalı sollaması sonucu meydana geldiğini iddia etti. Kaza yerinde henüz emniyet tedbirleri alınmadığı sırada oradan geçmekte olan Özbek turist Laçin Kardimova telaşlanarak kullandığı elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken iddiaya göre fren tutmayınca bacağı bir araçla elektrikli bisiklet arasına sıkışarak yaralandı. Sağ ayağının kırıldığı düşünülen Kardimova, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik önceki gün düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli 9 kişi adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri ilçede uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan operasyonda AO ve EÇ liderliğinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 kişinin 13'ü yakalandı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü ise operasyon günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise 10 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest kaldı. Tutuklanan 3 kişinin adresinde yapılan aramada yüksek miktarda toz uyuşturucuyla çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 22 kişiye ise uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı. Antalya'nın gerçek haberlerini Doğru Kanal'da izlediniz. Yaşadığınız kentten haber almak istiyorsanız biz yarın yine burada olacağız. Bekliyoruz efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde. Dilerseniz önce İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek 32, en düşük 23 derece. Başkent Ankara kuvvetli, gök gürültülü, sağanak yağışlı 26-17. İzmir parçalı bulutlu 32-24. Bursa parçalı bulutlu 31-20. Adana gök gürültülü, sağanak yağışlı 31-21. Eskişehir gök gürültülü, sağanak yağışlı 27-16. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı 28-23. Malatya gök gürültülü, sağanak yağışlı 27-16. Şanlıurfa parçalı bulutlu 37-20. Ve son olarak Konya kuvvetli, gök gürültülü, sağanak yağışlı 25-16 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise bugün hava gök gürültülü, sağanak yağışlı, en yüksek 27, en düşük 22 derece. Yarın parçalı bulutlu 30-22 ve cumartesi parçalı bulutlu 30-23 derece olacak. Kentin çevresine göz atacak olursak ilçelerimizin tamamı gök gürültülü, sağanak yağışı görünüyor. Akseki 25-14, Aksu 27-22, Alanya 30-24, Demre 32-19, Döşemealtı 30-17, Elmalı 27-13, Finike 29-21, Gazipaşa 30-21, Gündoğmuş 27-16, İbradı 26-14, Kaş 32-21, Kemer 32-20, Kepez 30-20, Konyaaltı 27-22, Korkuteli 26-14, Kumluca 30-18, Manavgat 34-20, Serik 32-21, Burdur 27-15 ve Isparta 25-14 derece olacak. Bir de dünyadan bazı kentlere göz atalım. Bugün hava Londra'da parçalı bulutlu, en yüksek 20, en düşük 11 derece. Madrid parçalı bulutlu 32-16, Paris yağmurlu 21-16, Atina parçalı bulutlu 33-22, Roma parçalı bulutlu 25-15, Berlin parçalı bulutlu 28-20, Moskova parçalı bulutlu 30-16, New York sağanak yağışlı 25-18, Tokyo parçalı bulutlu 26-19 ve son olarak Bakü parçalı bulutlu 30-23 derece olacak. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet.